ben neredeyim, nasıl duruyorum? Bakın işte Mehmet Hocam'la beraber. Yok böyle bir güzellik ya. Hakikaten yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir manzara yok. Hani bunu yaşamak lazım ya. Abi. Burada gelip bunu hakikaten yaşamak lazım. Çekim görmek. Biti bir fotoğrafını çekeyim. Evet. Işık çok güzel. Evet, ışık da harika. Her şey harika burada. Hocam her şey harika. Şöyle abi. Şimdi. Evet hocam, geldim. Geldim. Hocam bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Abi kameraya baksana. Evet. Parça parça. Evet, parça parça. Ama kolay kolay düşüyor onlar. Yok, düşmez yani. Böyle evet, insanların evet, parça parça. Evet, parça parça. Evet, sikreş de vuruyorsun. Nasıl görüyor musun? Sikreş de. Sikreş kontrol edelim. Burada zaten bir şey yok. Evet, sikreş kontrol edelim. Gel. Şöyle Mehmet Hocam'dan beri 360'da bir döneyim. Şelaleye doğru bir çekim yapalım. Hocam girdi. Yine bulduk girdik. Evet. Yine bulduk girdik. Yine doğru biz de girelim. Evet, tavanda görünsün ya. Var onun varlığı belli olsun. Evet. Evet. Harika. Aslında burada halı doku motifleri varmış hocam duvarlarda, kayalarda. Fakat bizim insanımızı biliyorsun, altında bir şey bulacağız diye maalesef delik teşvik ediyorlar. Anladım. Ve bütün yok etmişler. Aslında burası çok güzel. Ama şu bir gerçek, şu araya güzel bir platform yapılırsa burası rahatlıkla izlenip gözlenebilir aşağıdan. Evet. Ve oradan iniş merdiveni. Yani biz o gün... Abi Horma Kanyonu, Horma mı? Horma. Horma Kanyonu'nda 5 kilometrelik yolu yapmışlar. Evet. Şöyle de. Topu yani 500 metre yoktur yani. Bir de aşağıdan da yap bu yolunu. Aşağıdan yap bunu. Aşağıdan yap bunu değil mi? Aşağıya da bir merdiven koyarsın. Çünkü aşağıda da şimdi yani. Drone görüntülerini göreceğiz. Aşağıda da muhtemelen acayip yerler çıktı görüntülerde. Bir mağara da orada var biliyorsun. Geçmiş günlerde oraya gitmiştik. Mehmet Hocam'la ballı kayaların o balından faydalanmaya geldik. Evet. O güzelliğinden faydalanmaya geldik. Bugün burada güzel bir atmosfer yakaladık. Işığımız iyi, güneşimiz iyi, hava güzel. Suyun demisi biraz daha yüksek olsaydı tabii olay farklı olacaktı. Sen ne dersin hocam? Valla abi bence gayet yeterli. Yani. Ya şey zaten buraya geldiğinde hani biz drone için buraya geldik ama aslında buraya da gelip şöyle bir bakmak lazımmış yani. Evet, gerçekten yani bu açıya bakmak. Şurada kalıp durmak iyi değilmiş. Evet, aynen. Baksana abi şöyle. Aynen. Yani buraya o zaman ne bir yürüyüş yolu yapsa, böyle korkuluk bir şey yapsa burası izleme, gözleme yani gibi hani böyle ve fotoğraf ve doğanın atmosferini yaşamak için hakikaten iyi bir alan olabilir. Çünkü var bu o özellik. Çünkü taşların yapısı da farklı. Bölüm bölüm, parça parça, baklava dilimli gibi. Evet, zaten geçen, diğer şu mağaradaki baksana orada bir daha çekeriz evet, abi. Şu yukarı mağaraya çıkacağız. Şu, mağara, onun içi de var çünkü. Tamam yok. Bak diğer mağarada sanki böyle taşlar hani düşecek gibi duruyor böyle evet. Yekpare bir taş değil yani bak şu karşı taraf da öyle gözüküyor. Tekrar yaparsın. Evet zaten yani sanki yekpare değilmiş de böyle sıralanmış dizilmiş gibi. Kesinlikle zaten drone ile de aldık alabildiğimiz kadar. Hani onu da güzel bir deneyelim. Geçelim hocam. Hadi. Geçelim. Ben daha güvenlikli alttan gidiyorum. Aynen. Güvenli merdiven basamaklara basarak. Daha güvenli. Çok güzel bir yerdeyiz bugün. Hakikaten çok güzel bir yerdeyiz. Yani Ereğli yazıcılar ve güzel bir köylerde bulunan ballı kayalardayız. Geçiş aslında kolaymış. Biz aslında tabii giriş yolunu bulamadık. Farklı noktalardan bulduk. Merdiven basamak gibi ve bakın rahatça durabiliyor ve yürüyebiliyoruz. Ama siz dertli elden bırakmamak için sunarak gitmeniz lazım. Yerinizde kayalar sunarak gitmenizde çok çok fayda var. Her ne kadar güvenli de olsa ayağınız bir taş parçası gelebilir. O yüzden gitmemek için bu güzel bir yaşamış olsun. Hakikaten gittiğinizde, gördüğünüzde, geldiğinizde değer mi? Değer. Böyle bir güzelliği doğru. O güzelliği doğru. Geliyoruz. Gel. Selamlar. İyi ki de gelmişsin hocam ya. Aynen. Vallahi gelmişsin. Ben uzun zamandan beri şey yapıyordum ama
Yani böyle keyifli olduğunu ilk defa hakikaten gördüm. Çünkü çok çekime gittim ama genelde kendim gittim ama fakat bu sefer bunun daha keyifli olduğunu gördüm. Hakikaten daha keyifli, daha heyecanlı olduğunu gördüm. Tüye ulaşmak, telaleye ulaşmak. Hocam sanki böyle zamanında tırmanış yapmışlar gibi bak. Arada evet. Gözlerini görüyor musun? Evet. Yani bu boş gözler değil bunlar. Ya zaten bizim malzeme o tarafta kalmış olmasaydı buradan çıkardık. Evet, çıkılır yani. O tarafta kaldı. Aynen. Yani hakikaten ya bilmiyorum. Çok çok güzel ya. Hakikaten güzel. Söyleyecek bir şey yok hocam. Harika bir doğadayız. Ekipmanları bırakmasaymış giymiş ya. Vallahi var ya. Ekipmanları bıraktık olsun. Önemli değil. Evet. Evet, inazı gibi bir şey. Ama yine de güzel. Yani küçük bir merdivenle çıkılabilir yani. Tarihin dokusundayız. Tarihin dokusunda. Hakikaten tarihin dokusundayız. Yok böyle bir güzellik. Hakikaten yok böyle bir güzellik. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Vallahi kelimeler bile yetmiyor. Kelime haznemiz herhalde burayı tamamlamıyor. Ama her ne olursa olsun bilimle ilgilenen fen bilgisi hocamız var. Ondan gerekli bilgileri alırız. İlim ve bilim. İlim ve bilim. Onun işi. Biz yani, bina içinde yetiştik. Değil mi? Bilmiyoruz bir şey yani, maalesef. Hakikaten. Şöyle o zaman şuradan böyle şöyle aşağıya doğru bakalım. Nasıl görüyormuş hocam ya? Çok güzel abi. Abi aşağısı da güzel görünüyor ya. Evet sayın hocam. Bugün plansız bir yürüyüş yaptık ve geldik. Şöyle oturalım istersen. Zaten çok geç geldik abi. Çok oturalım geç mı? Geldik. Oturalım şöyle oturalım. Bugün geldik. Aslında planda olmayan gelişi güzel bir yola çıktık. Abi ilk hatamız çok geç geldik. Geç geldik çok değil mi? Geç evet geldik. Geç geldik. Hani daha erken gelip hatta böyle yani 9'da 10'da gelip yemek falan yenilip çay yapılıp öyle burada gayet güzel beklenilmiş. Şu an tabii montla, kazakla oturuyoruz da geldiğimizde hava evet. Çok güzeldi. Ama tabii güneş battıktan sonra malum Kasım'ın ikisindeyiz. Ha, o da doğal. Soğuyor. Hani o normal. Yoksa ama güneş varken şeye katıldım. Gayet hoştu. Sabah gelseydik birçok alanı tarayabilecektik. Evet. Ki çok... sabah gelseydik karşı tarafı da çok güzel gördük. Şu an evet. Hani ne kadar görüntüye giriyor bilmiyorum. Karşı tarafta çok güzel. Ama biz öğleden sonra geldiğimiz için güneş bize doğru vurduğundan şu ağaçların güzelliğini tam göremedik. Evet, aynen sabah biraz gelmiş öyle. Olsaydık ağaçların güzelliği daha iyi ortaya çıkardı. O zaman ne yapacağız? Biz 3-5 arkadaş buraya geleceğiz. Hem mangalımızı yapacağız, aynen. Hem kahvaltımızı yapacağız. Burada bir günü buraya ayıracağız o zaman. Hani şey değil yani öyle sadece hani bir gün öncesinden haberleşilse bile evet. Maksat şey değil zaten böyle yemek değil. Kesinlikle, maksat kesinlikle. Burada vakit geçirmek. Burada o şeyi yaşayamıyor. Hani vakit geçirirken ister istemez de acıkıyorsun. Açık alan bulmuşken. Tabi mangalımızı güzelce yaptıktan sonra en ufak bir ateş vesaire kalmadan söndüreceğiz. Öyle kafamıza göre iş yapmayacağız. Buradan sosyal mesajı verelim o zaman. Yani bir doğaya geldiğimizde nasıl geldiysek ayak izimizden başka bir şey bırakmadan buradan ayrılmamız gerekiyor. Yani çöpünü, çerini çöpünü demiş. Yani doğada bıraktığımız her şeyi temizleyip de gideceğiz. Ateş yaktıysak ateşi de kesinlikle söndürmemiz gerekiyor. Hocama bu konuda sonsuz derecede katılıyorum. Eğer toplum ve toplu kurallarına uymak istiyorsak bu doğaya öyle gelelim. Uymayacaksak da bu doğayı boşuna kirletip bu doğada sizden şikayetçi olmasın. Öyle diyelim. Evet hocam. Teşekkür ederim. Güzel gün için. Ben teşekkür ederim abi. Vallahi güzel bir gün oldu. Getirdin şuraya. Aynen, aynen. Biz daha önce de Emin abilerle o şeyle gelmiştik ama buralarda takıldık. Evet. Hani İyi ki drone düşmüş abi. Biz o tarafa gittik. Evet. Drone düşmese yani, ona bakmaya gitmeyecektik. Yani, oralara inmeyecektik. İniş ben zor zannediyordum. Kolaymış. Ben de zor zannediyordum ama değilmiş. Oradan bu tarafa doğru geldik. Ya. Evet geldik. Hatta vaktimiz olsa en aşağı inerdik. Kanyona falan bakardık. Evet. Yani. Biz aşağı kanyona bir ara ineceğiz. Öyle görünüyor. Ya da aşağıdan geleceğiz. Oradan geri döneceğiz. Bilmiyorum. Ya da çıkabilirsek çıkarız. Ne olacak? Biz 10 kilometre yürüyen insanlar. Şey değil yani buradan yukarı rahat çıkılır. Çıkılır. Şey şuradan değil. Oraya geldi mi çıkılır. Orada ağaçlar var zaten çıkılır. Şuradan da çıkılır hocam. Yandan böyle de çıkılır. Zaten şöyle gelip şu şekilde karşıdan karşıya geçeriz. Sıkıntı yok. Yani o konuda şeyimiz yok. Evet biz bunu biraz bu olayı çözmüş olduk. İşte böyle değerli dostlar. Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok galiba. Yani ekranda her şey görünüyor. Bir tarafta suyun sesi, bir tarafta doğanın sesi, bir tarafta atmosferin güzelliği.
falan. Keyifli bir gün oldu. Keyifli bir doğa gezisi oldu. Aslında belki de bakmadım ama telefondan bakarım. Çünkü ben bugün evden çıkmadım. Çıktım direkt buraya geldim. Bakalım durup dururken olduğumuz yerde ne kadar yol yapmışız, ne kadar mesafe kat etmişiz. Hem ona da bakmış olacağız. Öyle mi hocam? Biz bayağı yol kat ettik bugün. Öyle görünüyor. Abi. Evet. Biz maksimum 4 kilometre gibi. Olduğun yere 4 kilometreyi kat etmek gibi güzel bir rakam. Yani dururken. Evet sevgili dostlar. Karadeniz Ereğli. Zonguldak coğrafyasındaki Karadeniz Ereğli ilçesi. Yazıcılar ve Güzelyurt köyleri arasında bulunan Ballı Kayalardan siz değerli dostlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Abi, Mehmet hocamla beraber. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sayın Ereğliler, böyle gezmeye gidilecek tek yer sahil değil. Sahili hepiniz birden yükleniyorsunuz. Siz de zevk alamıyorsunuz, diğer insanlar da zevk alamıyor. Abi müsaade et şöyle bir. Tabii hocam. Bir daha görsünler. Görsünler hani, hocam. Görsünler. Bunun gibi zaten onlarca yer var. Yani drone'la çekimlerimiz var. Aynen. Gelsinler buraları görsünler ki hani böyle çok zor bir yolu da yok yani. Normal standart bir araba. Standart dört teker bir araba, öyle sedan bir araba. Rahatlıkla gelebilir. Tabii gelirken biraz dikkat etmeniz lazım. Yağışta falan gelirken gelmeyin hatta. Yağışta gelmeyin. Açık havalarda gelmek daha mantıklı. Açık havalarda gelirsiniz. Sahilden başka yerler de var. Hatta bir sürü yer var. Buralara da gelin. Hocam kar yağınca ben buraya gelmezsem rahat edemem. Kar yağınca buraya gelmem lazım. Şimdi düşünsene. Etraf beyaz karlı. Ortadan su akıyor. Belki de bunun kenarları buzlu. Buz var. Hele sarkık buzlar var. Bu çekimi yapmak İnşallah. Keyif vermez mi bize? İnşallah abi. İnşallah. Yani yok hayali güzel de ben kar yağar mı? Yani geçen sene kar göremedik. Neredeyse bu sene göreceğiz inşallah. Kar göremiyoruz. Bu sene abi. Göreceğiz. Dizmeleri çekeceğiz ve buraya geliriz. Geliriz biz. Geliriz abi. Geliriz. Sıkıntı yok. Geliriz. Aşağıda bırakırız araba. Pat pat da geliriz. Gene geliriz. Biz o işi açarız. Sıkıntı yok. Evet sevgili dostlar. Bir kapanışımızda bir güzelliğimizi, bir doğa atmosferini burada tamamlamış olduk. Ben Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirdik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.